Brawl Talk yayınlandı ve her zaman olduğu gibi bu Brawl Talk'ta da Türkçe alt yazılı bir şekilde Brawl Talk'u sizlere sunmuş olacağım arkadaşlar. Bundan sonraki günlerde Brawl Talk detayları, sneak peekler gelmeye devam edecek. Mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Bakalım, bence bu iyi bir fikir değil diyor Aula'ya. Sona kalan 8 bit olsun. Haydi bakalım. Güzel bir başlangıçla birlikte yine olaya giriyoruz. Ve iki yeni karakter geliyor, biliyorsunuz arkadaşlar. İki yeni karakter başlıkta yazıyordu zaten. Ve karakterimizin birincisini şu anda görüyoruz. Burada ve ikinciyi de görüyoruz. Fırlatan. Bir dakika, bunlar aynı mıydı? Yeni karakterin animasyonu. Şu an hatırlayamadım ben de. Sanırsam aynı karakter. Evet, alt yazı şu an çok güzel. Evet kardeşler, yok, iki yeni karakteri burada görmüş oluyoruz. Bir adet bize bir kalp çiziyorlar. Biz de buradan kalp yapıyoruz onlara. Evet, olmazsa olmaz bir adet animasyon ve sütunun yanına gelen iki yeni, yani üçlü oluyor ya karakterlerin böyle. İki kişi daha gelmiş oldu sütunun yanına. Sütunun bir evi oluyor. Ailesi de olacak mı? Tabii ki. Janet karakteri, birinci karakterimiz Brawl Pass'le birlikte gelecek olan kromatik karakter arkadaşlar. Vuruşlarını görüyorsunuz. Eğim tuşuna basılı tuttuğunuz müddetçe alan daralıyor ve ileriye doğru gitmeye başlıyor. Görüyorsunuz zaten. Ultisi inanılmaz. Ultisi, suda yüzen karakter gelmişti ve uçan karakter. Tamam, karakterler zıplayabiliyordu ama yere düşüyordu. Ha, bu baya bizim uçuyor. Evet, Valkyrie, Janet, Biker Call, Brawl Pass'in birinci seviyesi ve 70. seviyesindeki kostümleri görmüş olduk. Evet, ikinci karakterden daha sonra bahsedecekler diyorlar. Bunu ben çözemedim. Bu kostümler güçlülüğüyle mi gelecek, yoksa power league mi, yoksa klan savaşına mı gelecek, onu tam çözemedim. İlerleyen günlerde detaylarını zaten görürüz arkadaşlar. Çok güzel bir Tara kostümü. Evet, yine karakteri tek yine söylemiyoruz. Yine bir durduk abi. Peki duralım. Yeni oyun modu. Robot avı. Robotları öldürdükçe içerisinden bir adet civata çıkıyor. Kuşatmanabiliyorsunuz, civata çıkıyor arkadaşlar. Burada da robot öldüğü zaman bir civata çıkıyor. Oyun sonuna kadar en fazla civatayı toplayan takım kazanmış oluyor. Ve bu sezon gelmiş olacak bu oyun modu. Yani devamı olacak mı olmayacak mı yine muhtemelen oynanma sayısına bağlı olur diye düşünüyorum. Öyle oluyor çünkü. Evet, düşman takıma da saldırabilirsiniz. Fark etmiyor. Yani düşman takımdakileri öldürmeniz çok önemli değil. Almanız gereken civata. Evet, karakterin adını söyledi bu arada. Bonnie. Aa bak, güzel. Oyuna spreyler geliyor abi. Oyunda artık yerlere sprey basabileceğiz arkadaşlar. Ve kupa yolundan bunları toplayabileceğiz. Birkaç tane, üç tane. Bunlar muhtemelen. Üçünü gösteriyor. Abi bu güzel. Güzel. Yani Dislike'a toksiklik yaptığımız yetmiyordu. Bir de ağlama şeyini yere basarız artık. İyice sinirler gerilir böyle. Ve yeni görevler, görev ödülleri daha doğrusu, ve istemediğiniz görevi yapmıyorsunuz artık. Görev değiştirme hakkınız var. Çok güzel. Tekrar oyuna görev yapmayacağım artık. Bitti, yeter. Tekrar oyuna yapmıyorum abiciğim ben. İstemiyorum ya. Basmayacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet, zamanı geldi. İkinci karakterimiz Bonnie. Bonnie bir keskin nişancı gibi ama 7800 canı var. Allah Allah, neden acaba? Ultisini birazdan göreceksiniz tabii ki. Sebebini anlarsınız o zaman. Evet, top'dan en başta görmüş olduğunuz gibi Dani topun içerisindeydi. Karakter kendini topla birlikte fırlatıyor. Eski formuna dönmesi için de tekrar ulti atması lazım bu arada. Yani Mac gibi canı bittiği zaman falan filan geri dönmüyor yani. Ultiye tekrar bastığında dönüyor. Bir ultiyi bir görelim. Burada basıyordu sanırım, evet. Burada bir basacak. Bakın, toptan kendini fırlatıyor. Fırlattığı zaman şu hasara bakar mısınız? Bin 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 bin. Orada 3 merminin 3'ünü de spamladı tabii ki. Birazcık ondan fazla hasar oldu. Ve çok hızlı hareket ediyor. Bakın, hızı arttı ama canı azaldı. 4500'e düştü, onu fark etmişsin. Evet, 4500. 7800 candan 4500'e geliyor. Yani i̇ki halinde karakterin çok güzel. Yani bir nişan ya, şu mesafede olan bir karakterin 8000 canının olması inanılmaz.
They are Overlord Byron. Evet, diğer Alex kostümler. Lola kostümü. Bonnie'nin kostümü. Ve burada etkinliklerden bahsediyor. Ben bunu tam çözemedim. Sanırım kostüm etkinliklerle birlikte alacağımız kostümler var. Yani rozetlerden falan da bahsediyor. Veyahut da direkt o markette böyle 7'de 7 tüm kostümleri aldığımızdan gelen bir pin paketi var ya, o da olabilir. İkisinden birisi. Evet, yasaklama muhabbeti değişti burada. Herkes bir karakter yasaklıyor. Yani totalde 3 ve 6 arasında bir ban gelmiş olacak. Karşı takımda da aynı karakteri de seçebilirsiniz. En az 3, en fazla 6 karakter banlanmış olabilir. Duruma göre, seçilen karakterlere göre. And we are working on brawler evet, suggestions. Bazı güçlü hopefully karakterler oluyor bazı haritalarda. Bunun için güzel bir detay. Ve direnç eşyası değişiyor. Ben şu yazıyı çevirdim Google çevirden. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Çevirebilen varsa yorumlarda yazarsa sevinebilirim. Ve şuna bir daha bir görmek istiyorum ya. Abi bakın nasıl çekiyor bak top. İnanılmaz. Güzel. Yeni bir harita. Ve oyuna yeni başlayanlar için 2 haftalık bir böyle ödül şeyi getirmişler ve yeni profil şeylerini görüyorsunuz. Çok hızlı geçiyor abi. Bakın profil ikonları satın alabileceğiz artık. Taşa paramız yeterse. Yeni burada karakterin şeylerini görüyorsunuz. Rozetlerini. Ve e-spor şeylerini izleyerek yine bu yol muhabbeti geldi. Buradan da ödüller toplayabilirsiniz. 2 tane rozet zaten gösteriyor. İkinci aksesuarlar geliyor ve bu aksesuarların bu arada topluluk tarafından esinlendiğini söylüyorlar. Yani internette dönen bazı şeyler varsa muhtemelen aksesuar olarak gelecek yani. Ve son olarak da herkesin satın aldığı altın kostümler, şaka yapıyorum tabii ki. Hesabı geliştirmek için altınlar artık çok lazım. Bu yüzden sanırım en sona koymuşlar altın kostümleri. Bu 5 karaktere de altın kostüm geliyor arkadaşlar. Tekrardan bakalım. Belle karakteri, Ashe karakteri, Mac karakteri, Lola ve Stu karakterine de gümüş ve altın kostümler geliyor, geliyor yalnız. Acaba gelmeyen kaldı mı, ben ondan bir merak ediyorum artık. Yani. Neredeyse çoğu karakterin şu anda kostümü geldi. Evet, kamera arkası tabii ki. Olmazsa olmazımız. Onu da bir izleyelim, izlemek isteyenler vardır. Hashtag. Are you sure this thing is safe? You might want to remove your glasses. Evet, Ryan'ı da zaten göstermezseler olmuyor. Ryan'ı herkes alıştı abi. O yüzden sürekli bir yerde bir Ryan çıkıyor arkadaşlar. Neyse, görmüş olduğunuz gibi Brawl Talk bu şekildeydi. Dediğim gibi bundan sonraki günlerde sneak peekler illaki gelir. Yeni karakterin detayları, yeni kostümlerin fiyatları, ne zaman gelecek, cart cut. Bunların hepsini zaten sonraki günlerde çekeceğim arkadaşlar. Bu yüzden kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Brawl Talk'ı nasıl buldunuz? Yorumlarda da yazabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.